Herkese merhabalar. Bugün özel bir konukla, önemli bir konukla birlikteyiz. Türk voleybolunda önemli işler imza atan, uzun yıllar Galatasaray'da kaptanlık yapmış, son olarak da geçtiğimiz sezon Galatasaray erkek voleybol takımında takım menajerliği yapan Hüseyin Koç'la birlikteyiz. Kaptan, çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ ol. Umarım her şey senin Teşekkür ederim. yolundadır şu anda. Evet, mutluyum, güzel. Bursa'dayız, ailemle beraberim. Her şey çok güzel, şükürler olsun. Başlarken de dediğim gibi aslında hani çok önemli bir oyunculuk kariyerim var. Çok önemli başarılar elde ettin. Sonrasında Galatasaray'da kaptanlık sürecim var ve oyunculuk kariyerinin hemen akabinde de bir takım menajerliği görevine getirildin Galatasaray'da. Geçen sezondan başlamak istiyorum öncelikle. Geçen sezon ilk kez yaptığım bir görevdi takım menajerliği. Senin açından nasıl geçti? Neler anlatırsın? Ya açıkçası kesinlikle voleybol oynamak çok daha kolay. Gerçekten spor çok daha kolay. Çünkü ne olursa olsun kendinden sorumlusun. Yaptıklarından yani o hatayı telafi etme şansın var. Ama menajerlik ve yöneticilik kısmı çok yorucu bir şey. Yani sevdiğin insanlarla, saydığın insanlarla ters düşebiliyorsun. Onların düşüncelerine farklı bir düşünceyle karşılık verdiğin zaman saygını kaybediyorsun, sevgini kaybediyorsun. Biraz zormuş. Yani açıkçası menajerlik kavramı bence bana göre değil. Ya ben onu anladım. Çünkü bir de öyle bir zor bir döneme denk geldim ki. Yani hayatımda ilk defa tabii böyle bir işe başladım. Daha gider gitmez 3 tane pasör var. Bir tanesini gönderecekler. Göndermemiz gerekiyor. Öyle bir olay var. Yabancının parmağı kırıldı. Başka bir oyuncu alacağız. İşte Kurtay bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladı. Onun ayrılması, ben dedim nereye düştüm? Yani 7-8 ayda herhalde bir 10 yıllık tecrübe kazandım. Zor bir süreçti. Galatasaray'ı çok seviyorum tabii ki. Yani o benim aslında kısa süreli oynadığım bir takım. Ama oranın kavramını, oranın renklerini, oranın taraftar, yani farklı bir şey hissediyorsun orada oynarken. O dönemde Burak Elmas'ın dönemi de tabii ki zorlu geçti. Futbolun kötü gitmesiyle beraber. Hani şu 9 ay benim hayatımda dediğim gibi 30 yılda zorlanmadım bu kadar biliyor musun? 9 ayda beni tükettiler yani gerçekten. Yani esasında şey de var. Hani biraz burada belki de Galatasaray maalesef birçok branşta organizasyon yapısı olarak rakiplerinin çok gerisinde esasında. Yani burada aklıma şey geliyor. Senin sezon içinde bir podcast'te şeyin vardı. Hani birçok kupa kazanıyorum, birçok başarıya imza atıyorum ama Galatasaray'da oynamıyorum diye hani Halkbank ya da işte diğer takımlarda oynamam çok göz önünde olmuyor. Ama hani şuna bağlayacağım şimdi. O takımların organizasyonu hem oyuncu anlamında hem takım menajeri anlamında çok daha ileride. Belki de hani burada Galatasaray organizasyonunun da seni biraz bu noktaya getirdiğini düşünüyor musun? Yani Galatasaray'ın organizasyon anlamında ne yapıyorlar? Ya evet, organizasyonda şimdi diğer takımlar hep tekli branş. Yani Eczacı Vakıf, Ziraat, Halk Bankası, Arkas. Hani bu tarz kulüpler tek branş. Sadece tek branş ve bütün çalışanlar sadece 14 tane sporcuya ve altyapılara kanalize olmuş durumda. Şimdi Galatasaray 900 tane sporcusu olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu tarzda. Beşiktaş voleybolu kapattı diye biliyorum ama inanılmaz fazla sporcuya sahip bir isim. Ve inan bizim için o kadar çok şey yapan statta insanlar var ki. Çünkü bir organizasyon bir yerden bir yere giderken aynı anda 15-20 otobüs kalkabiliyor bütün branşlar için. 15-20 tane otelde farklı branşların kaldığı aynı haftalar, aynı günler, aynı saatlere denk geliyor. Uçakların 3-5, hani inanılmaz bir yoğunluk var. Ben statı çok sevdim. Yani stat yukarıda yönetim ofisi, çalışanların lojaların olduğu yer ve orada bizim için çalışan inanılmaz iyi insanlar var. İnanılmaz. Yani milyon dolarların döndüğü yerde belki açlık sınırında çalışan, gerçek söylüyorum, çok iyi dostlar edindim orada. Çok iyi insanlar ve o 900 tane sporcu için aynı zamanda işte Fatih Terim için de işte başkan için de aynı zamanda su topunda veya işte tekerlekli basketbolda biri için aynı şekilde uğraşan. Çünkü paralar değişik ama gittikleri mesafe uçak, otobüs, yol, tren neyse artık o kadar büyük bir organizasyon var ki. Bir de yani bunun bir maddi yükü var. Benim gittiğim zaman da biraz zordu. İnan ama Burak Elmas ve ekibinin o kadar çok uğraştığını, o kadar çok gördüm ki inanın yani. Buna böyle o zaman daha çok saygı duymuşum. Dedim ki ya ben de bir şeyler yapayım Galatasaray voleybol takımı için. Kadın erkek fark etmez, altyapı fark etmez. Ama ya zor bir süreç. Bence çok zor. Ya benim çok zorlandığım 9 ay oldu.
Artı bir de benim ailem Bursa'da. Çocuklarımı bırakıp gittim oraya. Onların okulu burada olduğu için, kreşi burada olduğu için, eşim burada yerleşik düzeni olduğu için onları taşımak istemedim. Hayatım boyunca kaplumbağa gibi işte. Aldım, bastım, gittim. Bir yerde oynadım. Böyle insanlar çok keyifli ve eğlenceli geliyor bu can ama. Değil ya. Yani o kadar zor ki. Her gün, her hafta deplasman, seyahat, otobüs, uçak, yolculuk, havaalanı, git gel, bilmediğin otelde yat, ertesi gün maç oyna gel. Yani dışarıdan çok keyifli görünen bir hayat aslında çok yorucu, çok sıkıcı. En çok keyif aldığım yer saha, sahada olmak. Ben keyif aldığım ve enerjimi oraya sarf edebileceğim yer, inan benim saha. Antrenörlük olur, personal coach olur, oyuncu gelişimiyle alakalı bir şeyler olur. Benim birilerine dokunmam gerekiyor. Tepede oturup takım elbiseyle işte bir şeyler yaptığım gibi görünüp aslında bu bana keyif vermedi açıkçası. 30 yıl boyunca hayatım boyunca sürekli zor maçlar oynadım. Bir de pasör olmama rağmen antrenörün yarısı da içerideyim. Yani benim kafam zaten hayatım boyunca hep taktik, maçı kazanmak, arkadaşını memnun etmek, aynı zamanda insanları idare ederken nasıl maç kazanırımı beraber götürmekti. Bu biraz zor ama ben bunun bana Allah'ın bir yeteneği olduğunu düşünebiliyorum. Sen bir şey düşünürken ben 5 tane şey düşünebiliyorum. Öyle bir özelliğim var. Maçın içinde de bu. İnsanlar beğenir beğenmez ama başardığımız şeyler bize saygı duyulmasını gösterir. Şimdi ben Bağcılar sporcuyken başardım. Şimdi oraya gittiğim zaman o kadar zorlandım ki burada öyle bir de ters bir durum. Yani insanlar, sevdiğim insanlar, sevdiğim arkadaşlar, sporcusu, menajeri, yöneticisi, antrenörü. Ama onlarla ters düşebiliyorsun. Yani otomatik onun düşüncesine saygı duyuyorsun ama onun yanlış olduğunu ona söyleyebilme yetkisindeyim aslında. Ama orada şimdi Nedim Hoca bizim 45 yıldır hocamız. Evet. Ona bir şey söylerken değiştirmek zor. Yöneticiyi kırmamak zor. Takım arkadaşlarını motive etmek zor. Onların beklentisi para, transfer, maaş vesaire. Ama dediğim gibi yani bir otobüs sabah saat 6'da organizasyondan işte birisi Ozan oradan ayarlıyor. O otobüs bir yere geliyor. Onları alıyor. Havalimanına götürüyor. Bu hengamede, bu karışıkta otel rezervasyon derken 3 dakika geç kalsın otobüs. Sporcu diyor ki abi otobüs nerede? Evet otobüs nerede? 3 dakika. Ama bu organizasyonu yapan bir 10 tane adam var ve 10 tane insan senin için uğraşıyor. 3 dakika mütevazi bir şekilde bekleyebilirsin. Ama çoğu sporcu bunu anlamıyor. Onlar büyüdüklerinde, baba olduklarında, hayat onlardan voleybolu formayı aldıklarından sonra onların düştüğü durumu o zaman daha iyi anlayacaklar. İşte onu gördükçe hem sporcu arkadaşlarımı çok seviyorum. Aynı zamanda zor bir durum hanım. Ya çok gaddar olman lazım. Bu kadar. Bu. Ben öyle bir yetenek yok ya. Ben her zaman yardım sever bir insanım. Ben böyle problemleri birileri çıkartır hayatta. Problemleri çıkartırlar ve sonuçlarına hiç umursamayan tipler vardır. Ben Evet. onları çalışırım. 25-30 yıldır da böyleyim zaten. Bir problem varsa onun içindeyimdir. Nereden, nasıl oluyorsa bilmiyorum. İçine dahil oluyorum. Ve o problemi çözene kadar kendi kendime sınav ve challenge oluyor. Çözüyorum. Sonra ama işte insanlar başkalarının çözdüğü problemleri kendileri çözmediği sürece çıkartmaya devam edeceklerdir. Hayat hep böyledir yani. O yüzden benim zor bir süreçti açıkçası ama güzel geçti, güzel bitirdim. İstifa etmek zorundaydım. Artık dönmem lazımdı ailemin yanına. Çünkü inan 2 tane evladım var. Onların sorunlarıyla daha çok ilgilenmeliyim bence. Yani özellikle zaten hani oyunculuk döneminde seyahatlerin dışında biraz her maçta neredeyse kendini de ispat etmen gerekiyor. Yoksa hani Evet. futbolda biraz dün yok hep bugün var maalesef. Aynen. Şeyi de sormak istiyorum kaptan şimdi. Sezon içinde bir Burutay Subaşı olayı yaşandı ki. Yani Burutay Galatasaray'da belki de hani erkek voleybolu çok takip etmese bile birçok insanın tanıdığı bir belki de hani o takımın hani sembol oyuncularından biri gibiydi dönem içinde. Ama sezon içinde yollar ayrıldı. Burtan niye sezon içinde ayrılmıştı takımdan? Hani açıklayabilir misin acaba? Şimdi ya dediğim gibi biz duygusal insanlarız ama aynı zamanda hırslı insanlarız. Burtay işte kaç yıl oldu tabii Burtay'ı tanıdı. En kötü 18-19 yıldır tanıyorum Burtay'ı. Çok dışarıda inanılmaz, o da bizim gibi yani böyle inanılmaz yardımsever, inanılmaz her şeye elini uzatan, kimseyi kırmayayım ama kendisi çok üzülen bir insandır. Şimdi bu dışarıdaki tavrı sahada agresifliğe ve şampiyonluğa, kupaya uzanma şeyiyle beraber çarpışıyor. Normal. Herkes de vardır. Bütün iyi sporcularda vardır. Şimdi Burtay'ın
mutsuzluğu, düştüğü durum, sahada gördüğü muamele. Şimdi arkadaşları birine buna şey diyor mesela, Burta hırs yapıyor, maçı kazanmak istiyor. Üç kişi der ki ya Burta çok hırslı ve takıma inanılmaz şey sağlıyor. Üç tane sporcu der ki bizi bozuyor. Şimdi zor bir dönem geçirdi o Burta. Ve bir sürü sporcu bunu yaşar ama Burta'dan bahsediyorum. Hani o dönemde şey oldu. Burta daha fazla kazanmak istiyor ama kaybediyoruz. Burta kazanmak istiyor, sakat, ağrısı var ama devam etmek istiyor. İşte o ara kaybediyoruz. Biraz böyle sürtüşmeler, problemler, hani böyle çok da detaylı bir şekilde tabii ki anlatmayayım bunu ama Burtay'ın gitmesi inan hem onun içinde hem de takım içindeki insanların da yararınaydı. Yani başkan onu dinledikten sonra, çünkü Burtay'ın hem bir ailevi de problemi vardı. Çünkü çocuğunu bırakacak ve eşini bırakacak. Başka bir kulübe gidecekti. Başka bir ya da voleybolu bırakacaktı. Şimdi orada dediğim gibi bizden çıktı. Ben onun abisiyim her zaman. Ne zaman alo dese hemen koşmaya çalışan, ilk başta koşmaya çalışan her zaman o da olacağım zaten ama o dönemde benim ona tek yardım ettiğim konu onun psikolojisinde. Dedim ki yani sen gelmiş geçmiş en iyi oyuncuların arasında katılın artık. Yıllardan beri de takımlar liderlik yapıyorsun. Burada seçim senin. Seni kimse burada zorla oynatamaz. Ama bizde kalman bizim için, şampiyonluk için veya Türkiye Kupası için yok avantaj. Ama gitmen ya bu senin tercihin. O tercihini başkanla konuşarak, yönetimle konuşarak bir karar verdi. Takımdan ayrılmak istedi. Büyük de fedakarlık yaptı maddi anlamda bence. Çünkü Galatasaray'ı sevdiğini biliyorum. Belki Galatasaray'la olmayabilir. Gerçekten başka takım tutuyor olabilir ama inan Galatasaray'ın uğraştığını çok iyi biliyorum. Gözümle de gördüm. Gittiği yerde de başarılı oldu. Yani bizler aslında şöyle, Türkiye'de oyuncuları geliştirmek, motive etmek, onları daha da iyi yerlere transfer etmek yerine onları oynatmasak da onları çok iyi oyuncu olsa bitirme bir şeyi var, lobisi var. Yani futbol, basketbol, voleybol böyle bir şey var. Yani bu bizim kültürümüzle alakalı. Kıskançlık kültürü var, çekememezlik kültürü. Bu kültür yani bu insan doğuştan direkt bunlara sahip olamaz. Evet, bende iyi oynamıyor olabilir oyuncu ama benden gittiği zaman da iyi oynamaya devam ederse ben antrenör olarak çok mutlu olmalıyım. Çünkü ben ona bir şekilde 6 ay, 5 ay, 3 ay bir katkı sağladım diye düşünmek lazım ama genelde şey oluyor, ya benim değilse kara toprağın olsun zihniyeti var ya, yani çok kötü bir zihniyet. Ben bize yaramıyorsa aman bitirelim onu, oynatmayalım, mahvedelim falan, parasını keselim, dibe vursun, iyice voleybolu bıraksın. Bana yaptılar bunu mesela yıllarca. En iyi olduğum dönemde bile ne köstek olmaya çalıştılar, neler yapmaya çalıştılar. Yani bu ego ile alakalı. İnsanlar bir şeyleri, bizim başardığımız bir şeyleri başaramadığı için senin ufak bir problem çıkardığında, problem değil aslında bu. Ya iyi oynamıyor takım, kötü gidiyor takım, iyi antrenman yapmıyor takım. Her şey kötü ya, anladın mı? Baktığın zaman her şey kötü. İstatistik diyor her şey kötü. Maç kazanıyorsun. Gülüyor oynaya devam ediyorsa hayat. Birileri için bu problem. Problem dediğim bu. Anladım. Hayır. Anladın mı? Burutay da böyle benim gibi bir karakter. O da biraz sıkıntı yarattı. O yüzden dediğim gibi yani o kendi seçimiydi, kendi tercihiydi. Hiç önemli değil. İster Fenerbahçe'ye gider, ister Galatasaray'a kalır. Ben de öyle, o da öyle, herkes öyle. Gittikleri yerde bence saygıyı herkes hak ediyor. Yani Mesut Özil geldi ne oldu yani? Yani dünyanın takip ettiği, sevdiği insanlara Arda Turan'a ne yaptık? Yani anladın mı? Biz kimiz ki? Burtay kim ki? Veya işte Estağfurullah. maalesef. Ama maalesef gerçekten ülkenin en büyük problemi zaten bu. Başarılı olmuş insanları birileri çok saygı duyuyor ve seviyor. Ama birileri de yani %90, %80 kesimde onun bir an önce o başarıdan aşağı düşmesini istiyor. İnanın ya taraftar da böyle. Bir hafta iyi oynuyor, yerlere göklere çıkartıyorlar. Bir hafta kötü oynuyor, dibe vuruyorlar, göndertiyorlar. Şimdi böyle bir kültür olamaz. Böyle bir yaradan, yukarıdaki yaradan herkese bir yetenek veriyor. Herkese bir akıl, beyin, yetenek, çalışma, azmi bir şey diyor yani. Ya da çalışıyorsun annenin babanla. Ama insanlar bunu dediğim gibi yani ben öyle bakmıyorum. Her problemi en düzgün şekilde çözmeye çalışıyorum. Kim çıkarırsa çıkarsın. Ama bazı insanlar var hep problem çıkartır. Herkese problem çıkartır. Her gittiği yerde negatiftir. Problem çıkartır. Başkaları çözer. Huzurlu giden bir yerde kavga çıkartır. Birileri çözer. Hep böyle insanlar vardır ya. İşte o insanlar benim çevremde çok fazlaydı oynarken. Ben hep böyle onları idare ederek yaşadım. Yapabilirim diye düşündüm menajerliği. Ki yapardım da yani. Sadece şöyle olman lazım. Biraz yalan söyleyeceksin. Birazcık adamına göre muamele yapacaksın. Politikacı olacaksın. Ona evet diyeceksin. Bunun arkasından konuşacaksın falan. Orada onu başaracak adamlar zaten bıraktım orada. Var orada yani orada. O yüzden benlik değil ama. Ben bundan sonra
Kesinlikle yolumu antrenörlükten, voleybolu geliştirmekten. Yani şu an hala voleybolu İtalya gibi, Fransa gibi, Brezilya gibi oynayamıyoruz. Yani mesela bunu kimse düşünmüyor. Herkes bir yerden bir yere transfer yapıp hemen oraya antrenör olayım, buraya antrenör olayım, oradan geçtim buraya geçeyim. Ama boşta kal. Hani şöyle bir psikoloji de vardır. Yalnız kalma korkusu vardır bazı insanlarda. Sevgilisine ayrılır, hemen bir başka bir sevgiliye koşar böyle. İşte bir şey kaybeder, hemen bir şey daha alır. Böyle bir psikolojik problem bu. Böyle biraz bazen sakin kalmak lazım, biraz dinlemek lazım. Neyi nasıl geliştiririm? Ben şimdi onu düşünüyorum. Ben çalıştıracağım küçük takımı Brezilya gibi, İtalya gibi, Fransa gibi nasıl antrenman yaptırabilirim? Onlarla, çünkü bu bütün Türkiye'de spor okulu diye bir zihniyet oldu. Para kazanma artık. Herkesin derdi para. Aman oradan gelsin. Voleybolu becerememiş bir sürü insan. Hemen bir yerde spor okulu açıp 100 tane öğrenci yapıp voleybola katkısı verdiğini de böyle söylüyorum. Ya bu böyle bir şey değil bence ya. Karakterli oyuncu yetiştirmek, yetenekli oyuncu yetiştirmek, Türk sporuna inanılmaz yetenek sahibi ve insanlara örnek alabilecek insanlar yetiştirmek benim için daha böyle onurlu geliyor. Yani insanların cebinden parasını al, o çocukları koy buraya, antrenman yaptır, onlardan para al, zengin ol. Yani bu mantık bence bana göre değil. Spor okulunda düşünüyorum, hani yapayım ya, onu da yapamıyorum. Çünkü o da sadece para kazanmak için başka bir yol. Onu birileri yapsana. Bizim gibi insanlar, bence 15-20 kişiyiz Türkiye'de. Takımlar tabii bunu becerecek. Basketbol bunu çok iyi yapıyor. Hala voleybol. Gerçekten. Yani bence yani bu 20 yıldır Barış abilerin, Gökhan abilerin, Gürsel abi, Erkan abilerin devri vardı. Yani sen hatırlamazsın. Onlar da Türkiye'nin en iyi voleybolcuları ve Avrupa'da çok iyi oynuyorlardı. Dereceler, başarılar, transferler, menajer sistemi şimdi. Yani şu an menajer kör adamı bile satar mesela. Adamın bacağı yoktur. Menajeri dakikada satar. Antrenörün ağla topal olduğunu veya ayağı olmadı, o zaman görür, biliyor musun? Öyle bir dönemdeyiz. İnan, videodan seyrediyorlar, gelsin gitsin kaç para falan. Benim bahsettiğim voleybol zihniyetini bu adamlar öyle oynuyordu ki, yani Kenan Bengü gibi pasörler, Ahmet Gül'ün gibi pasörler, yani şimdi ben onları gördükçe çok üzülüyorum şu an voleybolun haline. Hala aynı oynuyorlar. Hala. Hiçbir şey değişmedi. 2005'te aç bizim kasetleri. 2005 99 işte bir voleybol şey değişti, topu değişti. Renkler değişti. Ledler geldi. Spotlar değişti, güzel. Kameralar değişti. Voleybol. Voleybol o kadar hala standart, o kadar hala, yani anladın mı? Bunun bir üst sınıfına geçecek insanlar lazım Türkiye'ye. Getiriyoruz yurt dışından bir tane enteresan bir adam. Bir sene sonra kovuyoruz. Futbol, basketbol, voleybol. Bir Ya, dikkat etsene. hali hali aynı, evet. Yok yok, yani mümkün değil. Yani adam Avrupa'da çok başarılı olmuş bir insan. Geliyor Türkiye'ye. Ona 2 sene sabır gösterip ondan yararlanacağız, bir şeyler yapacağız diye. Yok mu? Vakıfbank'ın ilk geldiği zaman, Giovanni ilk geldiği zaman 8. mi oldular? Ne oldular? Öyle bir şey oldular. İlk geldiği zaman elendiler. Böyle 5-8 oynarken bir yerde elendiler. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2000, yani Giovanni ilk geldiği yıl. Bir bak oraya. Anladın mı? Orada ona sabır gösteren bir insan olduğu için Giovanni. Bizde öyle bir şey yok. Bizde sen işte beni al bir yere koy, üçüncü olalım, dördüncü olalım, tak gönderirler. Çünkü bir şey var. Erkan Toğan, yani Fenerbahçe'de ikinci oldu. Final oynadı. Dakikada gönderdiler. Yani böyle bir spor kültürümüz var maalesef. Ben çok üzüyorum bunu ama değişecek. İnşallah değişecek. Hani biraz yalan söylemek gerekiyor takım menajerliğinde dediniz. Hani şey aklıma geldi benim de. Önder Özen'in Beşiktaş Sportif Direktör olduğu dönem basın toplantısında hani ben de hani sizle beraber çalışıyordum ama bundan sonra size biraz yalan söylemem gerekecek aradığınızda diye bir söylem olmuştu. Buradan şeyi de bağlamak istiyorum aslında. Yani çok aslında hani görevden ayrıldığınız süreçte bir açıklamanız vardı ki yani biraz sitemvari bir açıklama gibi gelmişti ki en çok da şey kısmı bana çok vurucu gelmişti. Yani insanların düşüncelerinize, karakterinize, başarılarınıza Evet. saygı duymadığını hissettiğiniz yerde artık sevgi bir işe yaramaz demiştiniz. Ayrılık sürecinizde neler yaşandı peki? Yani biraz hani kırılmış da gibisiniz gibi geldi bana. Kırılmadım. Hayır ya, kırılma derken şimdi şöyle, Ali Yüce, Turan Özen, Orkun Darnel beni çok destekleyen, beni Galatasaray'ın bazı şeylerini voleybol anlamında bir şey değiştirebileceğim inanan 3 tane temel insan. Artı Burak Elmas. Şimdi inan, ben o kadar böyle mutluydum ki orada bir şey değiştirebilirim diye. Ama bir süre sonra şöyle oluyor. Benim söylediğim şey
30 yıllık voleybol hayatımda seversin sevmezsin ama başarıları bir yere koyarsın 15 tane 20 tane kupayı, sayısız ikinciliği, 30 yıl boyunca ilk altı oynamayan bir adamı koyarsın bir yere, onun düşüncesine en azından saygı duyarsın. Bir şey söylüyorsun ama karşıda öyle bir kendini böyle şey işte Galatasaray'ın vazgeçilmezi, Galatasaray'da işte ben buradaysam o olur. Burası Galatasaray ben biliyorum falan böyle hani öyle bir moddalar ki bir şey değiştiremiyorsun. Yani biliyorsun doğrunun yapılmasının gerektiğini herkes biliyor. Yani en ufak bir örnek yani bir oyuncu alınmayacaksa alınmayacaktır. Çünkü takımın mentalitesine, takımın disiplinine, takımın arkadaşına dünyanın en iyi oyuncusu olursa olsun. O oyuncu takım sporcusu takımdaşlığı yoksa, adanmışlığı yoksa, antrenmana saygısı yoksa, yani anladın mı? Kandırıyorsa insanları antrenman yapıyormuş. Bunu mesela almayacaksın. Ben mesela alınmayacak listesine koyduğum adamı alıyor mesela birisi. Peki tamam yani bu olmaz bu olur. Orada şey de devreye giriyor. Artık böyle şimdi yeni yönetim gelecek. Seçim olacak. Ama biz de süreyi kaçırıyoruz. Elimizde bir sürü oyuncu var. Oyuncular gerçekten piyasanın üzerinde fiyat almışlar. Gerçekten. Sonra bir anda dolar böyle bir 16 lira 20 liralar falan gelince oyuncular bizim aldığımız paralar yetmiyor. Biz biraz daha fazla alıma döndüler. Ona da bir hayret ettim. Çünkü zaten dolar 7 lirayken 8 lirayken Türk parası olarak inanılmaz paralar almışlar. Yani bizim ayrıldıktan sonra 2019, 2020, 2021 hani o dönemde kontratları gerçekten çok yüksekmiş. Şu an mesela şu an normal geldi. Çünkü dolar euro 18-17 lira. Şimdi ona da şaşırmıştım. O başka bir problem çıkmaya başladı. Şimdi oyuncu mesela örnek veriyorum diyor ki ben diyor 2 milyon istiyorum. Şimdi biliyorsun ki 2 milyon etmez o adam. Ama çok da sevdiğin insan. Gerçekten de saygı da duyduğun voleybol ama yani inan sırf burada Galatasaray'da işte birileri onu istiyor diye bunu kullanabilen veya işte Fenerbahçe'de bunu isteyebiliyor. Yani bu mantıkta değilim ben. Herkes vazgeçilebilir olmalı. Herkes. Bir kere takımın ismi her zaman her şeyden önde gelir. Herhangi Arkas, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yani burası bir kurumdur. Yaratıcıdır. Burayı yaratmıştır. Diğerleri oyuncudur, antrenördür. Herkes değişilebilir. Yani kimse vazgeçilmez değildir. Ama bazı takımlarda ben onun kalmasını istiyorum, onu çok seviyorum. Neden? Mesela neden diye soruyorum. Ben kalmasını istiyorum. O kalacak. Sen ona hayır bu kalmasın. Bizim takımımıza yararlı değil dediğin zaman yabancı bile olsa sana düşman olarak gözle bakıyor. Ya bence benim en büyük sinirlendiğim ve üzüldüğüm konulardan bir tanesi o. Ortak akıl kurulmalı. Sezon başında veya sezon sonunda olmaz bu iş. Sezon başında 4 tane 5 tane farklı akıl farklı antrenörden yorum alınmalı. Takımın nasıl bir oyun sistemiyle oynaması gerekir. Çoğu şöyle diyor. Yüksek mi oynayalım, hızlı mı oynayalım? Ben hızlı oynamasını seviyorum. Öbürkü diyor ben yüksek. Ya, o kadar saçma ki ama kendilerini o kadar bilgili, o kadar becerili, o kadar yetenekli görüyorlar ki ama. İşte ben ona kızıyorum. O yüzden benim başardığım 15 tane, 20 tane kupaya en azından saygım olsun. Benim de sözümü dinle bir. O diyor ki ben 20 yıldır Galatasaray'dayım. O diyor ki 10 yıldır Galatasaray'dayım. O diyor 5 yıldır ben Galatasaray'dayım. Ben her şeyi biliyorum. Tamam. Yani dedim ki o zaman size kalsın Galatasaray. Ben artık dayanamıyorum. Ben istifa edeceğim. Gittim kulübe ettim. İyi de olsunlar. Dediğim gibi ben gittikten sonra orası batsın, çöksün. Hiçbir zaman hayatım boyunca yapmadım. O yüzden bütün takımlarda çok sevdiğim insanlar geride kalmıştı. Ziraat'te, Halk Bankası'nda, Arkas'ta, İstanbul Büyükşehir'de. Gene aynısını yaptım yani. Size kalsın, sizin dediğiniz doğrudur. Ama ben bir gün onların karşısına yani birilerinin karşısına farklı bir voleybolla çıkmak istiyorum. Farklı bir yönetimle çıkmak istiyorum. Farklı bir duruş. Ya takım elbiseyi giy, orada yönetim. Tahtaya bir şeyler yaz, borda bir şeyler yaz. Antrenman. Bence bu değil ya. Bu kadar olsaydı zaten sen başarırdın yani. Şu an belki de dünya şampiyonu sendin. Veya işte challenge'ı sen almıştın. Seri sen almıştın. Şampiyonlar Ligi şampiyonu sen olmuştun. Ya bir şeyleri beceremiyorsunuz ki mesela 18 tane 18 yıldır birileri, 20 yıldır birileri bir şeyleri beceremiyorsunuz ki artık lütfen değişin yani. Ya da değiştirin. Ya da bizleri yanınıza alın, birilerini yanınıza alın. Diyor musun? Erkan Toğan'ı alıyorlar, gönderiyorlar. Barış abi, Gökhan abi alıyorlar, gönderiyorlar. Anladın mı? Gökhan Öner'in Türkiye'de antrenörlük yapamamasının açıklayabilecek bir tane literatür kitap yok ya. Ya adam duruşuyla, takımdaki davranışıyla, antrenörlüğüyle yani her şeyle 10 üzerinden 10 bir adam. Basketbolda olsa şu an Ergin Ataman'ın arkasında kalır. Ertesi sene de hemen yan tarafta başka bir takıma gönderirler bak. Beni de Gökhan abi de Barış abi. Barış abi alıyorlar. Vakıf Bankası takımın altyapısına gidiyor. Takım bulamıyor. Erkan abi ülkesine dönüyor. Gürsel abi bir çöle yapıyor. Bu adamlar
şu an oynadıkları voleybolun, inan bana, ben sana söyleyeyim bak, yani şu an oynadıkları voleybolun yüzde, yani belki 30'u 40'ı daha iyi oyunculardır. Şu an Türkiye'deki en iyi oyuncu bana söyle kim? Şampiyon olan Ziraat, örnek ver mesela. Şampiyon, inan bundan 10 yıl önce onlardan çok daha iyi oynayan jenerasyon bunlar, 20 yıl önce. İtalya'ya kafa tutan, İtalya'da, Rusya'da işte Barış abi Rusların üzerinden vuran bir oyuncuydu ve manşeti çözmüş, bitirmiş. Manşet konusunda, teknik konusunda inanılmaz. Yani bir şeyleri 20 yıl boyunca iyi yapmış adamı sen ligde antrenör yaptırmıyorsun. 14 tane takım var. Kimin nerede ne olduğu belli değil. Adamlar birisi genç takımda antrenman yapıyor. Birisi Avusturya'da, birisi Biçoley'de. Emre abi kendi takımıyla. Birisi, yani Ali Peçen var mesela. Adam doğal yetenek. Al 15 tane oyuncuyu ver Ali Peçen'e. Manşet çalıştırsın. Sadece manşet çalıştırsın. Türkiye'ye 15 tane manşetçi gelir. Ya inanılmaz kötü gidiyor. Yani ama kimse bunu tabii konuşmuyor. Herkes şey, yani herkes kendi, ne derler? Kendi böyle konfor alanından çıkmak istemiyor. Çok mutlu. Federasyon zaten hani dediğim gibi buna el atmıyor. Bir el atayım dedi ama arkasında durmadı kimsenin. Çünkü zor, ne diyeyim yani, işte Cizre'ye Nuri Şahin gitti mesela. Orada güzel bir başarı elde etti. İşte Volkan kendi evine çekildi falan. Hani Türkiye'de şimdi mesela milli takımın 12 tane 14 tane adamı var şu an 2022'de. 10 yıl sonra o 14 tane adamın da ben 14'ünde bir yerlerde antrenör olmasını isterim. Anladın, böyle olmalı. Şu an A milli takımdaki en iyi oyuncular onlar. 14 kişi, 15 kişi, 16 kişi. Türkiye'deki en iyi oyuncular değil mi? Bu 16'sı 20 yıl sonra voleybolu bıraktığında, 15 yıl voleybolu bıraktıklarında buradaki tecrübelerini birine aktarmaları lazım değil mi? Ne yapacaklar biliyor musun? Gene onlar da bir yerlerde heba olacaklar. Gene birilerden torpil olan, oradan buradan belediyeden, hükümetten, oradan buradan torpil olan herkes bir yerlere gelecek. Devam edecekler. Hala, anladın mı? Yani bu hiçbir şey değişmeyecek. Ben buna inanmaya başladım artık. Ya bunu değiştirecek olan kim var? Bizim gibi böyle Avrupa'ya gidip oradaki yabancı antrenörün yanında birazcık daha antrenman yapın. Çünkü inan oradaki antrenmanları takip ediyorlar, burada yaptırmaya çalışıyorlar. Dört kişi sakatlanıyor. Ya senin oyuncun iki paket sigara içiyorsa günde, işte senin oyuncun her akşam dışarıda alem yapıyorsa senin yaptırdığın antrenmanı kaldıramaz. Senin oyuncun dinlenmiyorsa, Starbucks'ta sürekli akşama kadar orada yatıyorsa ve öğlen eve gidip uyumuyorsa mesela, örnek veriyorum. Senin oyuncun yaptırdığın İtalya, Fransa'nın antrenmanından sonra bir hafta sonra sakatlanır. Şimdi bu bir kültürdür. Bunu çocuklara öğretmek lazım. Antrenmandan sonra yemek yiyip uyumayı, dinlenmeyi. Şimdi böyle bir şey yok ki. Altyapılarda, Galatasaray'da oyuncu antrenmandan çıkıyor. Yemek yok. Ya da varsa çok böyle, yani çok kaliteli değil. Allah günah olmasın ama sonra akşam antrenmanı nerede uyuyacağını bilmiyor çocuk. Çocuk gidiyor bir yerde akşam saat İşte 7'de büyüklerin antrenmanı bitince mesela altyapıdan çok yetenekli çocuk antrenman yapacak. 6 saat dışarıda kalmış bir çocuk. 6 saat sadece işte parası da yok olmuş. Bu adamdan nasıl oyuncu olmasını beklersin? Ben diyor musun? Bunu görmüyor kimse. Herkes bir tutturmuş. Vakıf başarılı, eczacı başarılı. Ay orası şöyle, ay bu böyle. Tamam. Yani ama 10 kişiden bahsediyorlar, 20 kişiden bahsediyorlar. Ben Yani öyle bir şey, ben bilmiyorum ya. Ben böyle bütün Türkiye'de herkese aynı eşit şartlarda aynı şekilde gelişime müsait gelişim kampları yaparlardı eskiden. Şimdi sadece torpili olan işte oradaki milli takım hocasının kiminle bağlantısı varsa oradaki oyuncuları falan alıyorlar. Yani eskiden öyle bir şey yoktu. Eskiden gerçekten bir tarama yaparlardı. Bir gelişim kampı yaparlardı. 40, 50, 60 kişi gelirdi. Orada eğlenirdin ya. Yani. Şimdi tek telefonla iş hallediyorlar. Yetenekli oyuncuları almıyorlar. Yani bilmiyorum ne olacak ama gene insanları kandırmaya devam edecekler. 3 tane 5 tane final maçı koyarak, bu böyle değil yani. Yani Fransa bunu nasıl becerebilir ki? Biz 90 milyon insan da bunu nasıl beceremiyoruz? Türkiye'de biraz zaten futbol üzerinde de işte basketbol üzerinde de maalesef idman kalitesi olarak birçok spor branşında aslında çok Avrupa'nın gerisindeyiz. Yani ben bunun da sebebini çok açıkçası çözemiyorum. Avrupa bizden hep idmanlarda bizden çok daha iyi çalışıyorlar yani. Bu Biz de çok yok. Bizim işte dediğim gibi yani beslenme düzenimiz. Biz çocuktan itibaren nasıl besleniyorsak kas yapımız, lif yapımız, kemik yapımız ona göre gelişiyor. Şimdi bazı oyuncu vardır mesela hayatı boyunca hiç sakatlanmaz. Bunun tesadüf eseri mi olduğunu biz bilmiyoruz. Ama bazı oyuncu vardır sürekli sakatlanır. Yani her 3 ayda bir sakatlanır. Ama hiç sakatlanmayan oyuncu hiçbir zaman değer görmez. Ama sürekli sakatlanan bilmem ne yapan oyuncu bir şekilde, hani böyle bir saçmalık olmaz. Bence bunun her şeyin bir hazırlığı var. Yani biz Ağustos 1'de açarız sezonu. İşte
2 ay bir hazırlanırız, sonra maçlar başlar. Şimdi Ağustos 1'e kadar sen bu oyuncu 3 ay boyunca ne yaptığını bilmiyorsan, Ağustos 1'de yüklendiğin adam kesinlikle bir hafta sonra sakatlanır. O kadar bilimsel ki artık. Yani hem bilimsel, hem antrenman bilimi, hem oyuncunun kendi, ama işte oyuncuya para vermezlerse, genç oyunculara para vermezlerse, onlar kendileri iyi bakamadıkları için ikinci senelerinde sakatlanırlar ve heba olurlar. Yani Adis bizde oynarken Galatasaray'da oyuna bile sokmuyorlardı. 3-4 sene önce. Oyuna bile sokmuyorlardı. Adis gibi bir oyuncu var. Gidip yabancı aldılar mesela. Bunu kimse sorgulamadı. Adis, şimdi Mirza ile Adis inanılmaz bir seviyeye geldiler. Şimdi çok değerli oldu. Herkes onlara değer veriyor. Tamam da bunu sen 4 sene önce düşünmüyorsan, 5 sene önce düşünmüyorsan, işte bunu söylüyorum, artık zaman değil. Ben yapacaksam bir işi kesinlikle çok geniş bir açıdan yapacağım. Yani hem A takımla ilgileneceğim, hem altyapılarla ilgileneceğim. Böyle bütün hepsinin kontrolüyle alakalı. Çünkü çok seviyorum toplantı yapalım. Mesela ben bir yerde altyapıda olsam da, altyapı hocası olsam da, A takımdaki antrenörü sürekli her haftada bir gün rahatsız ederim. Sen benden ne istiyorsun arkadaş? Sen şu an A takımın antrenörüsün. Sen nasıl bir sistemle getirmemi istiyorsun orada? Onların öyle bir sistemi yok ki. Hadi oğlum alsana, hadi oğlum vursana, hadi oğlum blok yapsana ile devam ediyor. Hepsi hayatları boyunca. Yani şu an hepsi, dediğim gibi, dinleyince çoğu kızacaktır. Ama hepsine çalıştım. Yani hepsine çalıştım yani. O yüzden diyorum ya, ben yabancı hayran bir adam değilim zaten. Hiç de sevmem. Çünkü çok milliyetçi bir insanımdır. Ama inanın, onların bize duyduğu saygıyı hiçbir Türk antrenör bize duymuyor ya. Yabancıların bize duyduğu, adam bana saygı duymuyor. Benim yeteneğime saygı duyuyor. Ben 4 tane, 5 tane yabancı antrenörle çalıştım. Hepsinde 3'er tane, 2'şer tane kupa aldım. Sebebi ne biliyor musun? Bize saygı duymaları. Adam, ben Türkmüşüm, esmermişim, sarışınmışım, buna bakmıyor. Benim antrenmandaki ve maçtaki performansa bakarak saygı oluşturuyor. Bizde de tam tersi. Ben 30 tane kupa kazanmışım bu ülkede. Ama saygı orada, çünkü bir çekememezlik var, bir şey var. Senin o, ya bir bakışından rahatsız oluyor, antrenmandaki su içişinden rahatsız oluyor. Çok böyle enteresan adamlar. Yani bunların, dediğim gibi, yani bence hepsinin tamamen temizlenmesi gerekiyor. Ya da ehliyet sınavı gibi. Kesinlikle ehliyet sınavı böyle 10 yılda bir tekrarlanması gerekiyor bu antrenörlerin. Adam pozisyon yazmayı bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Pozisyonu yazıyor ama hangi pozisyon ne zamana denk gelir? Zaten bilse zaten ilk 3'e girer, ilk 5'e girer, şampiyon olur. Ama bilmedi, bir de hala bildiğini iddia ediyor. 12. oluyor adam, 13. oluyor, küme düşüyor, hala bir şeyler bildiğini iddia ediyor. Ben doğru yapıyorum. İşte ben bunun arkasında değilim. Hiçbir zaman bununla da olmadım yani. Şimdi benim yapacağım iş, ya gerçekten hani herkes diyor ya Avrupa'ya gitmek istiyor falan. Evet. Gençler Avrupa'ya gitmek istiyor ya, ekonomiden dolayı, hükümetin durumundan dolayı. Ya ben de mesela Avrupa'ya gideceksem Avrupa'da bir antrenörlük yapmak istiyorum gerçekten. Orada. Ama sonra geri döneceğim, çünkü benim öleceğim yer burası. Bu topraklar ya. Ben burada ölüp burada gömülmek istiyorum. Yani doğum günümüz o yüzden çok önemli değildir benim için. Öldüğün gün her zaman çok daha değerlidir. Yani ölüm gününü hatırlayanlar çok daha sana demek saygı duyarlar. Hani o yüzden Atatürk'ün o saygınlığını devam ettiriyor. Ben de mesela o yüzden kesinlikle Avrupa'da bir şeyler gösterip öğrenip döneceğim, burada öleceğim, ama orada işte yani İtalya'da belki ikinci ligde, Polonya'da ikinci ligde başlayıp bir şekilde orada başlayacağım. Çünkü burada değerli değilsin. Adamlar burada, yani futbol bunu yapıyor, basketbol bunu yapıyor, voleybolda şöyle, tecrübeli değil. 65-70 yaşındaki adamı koyuyorlar antrenör, bir de veriyorlar 15-20 milyon lira. Zaten adamın zaten hayatının ilk dördü yok. Hep 12. olmuş, 13. olmuş, 11, 12, 19, 8, böyle hep oralarda oynamış. Yani gittiği yerde bir sürü de para harcatmış. Ama adamları koyuyorlar, antrenör olarak koyuyorlar. Tamam. Yani kim nereye kadar kalacaklar ki? Her sene takımlar kapatıyor. Onlar yüzünden, birileri yüzünden. Yani oyuncunun bulunması, getirilmesi, geliştirilmesi, sonra da senden sonra belki 500 bin euroya satılması çok büyük gurur olmalı bence. Anladın mı? Yani buldun, aldın, geliştirdin, sattın. İnanılmaz yaptığın işten başarılı olmasın. Yani seni tebrik etmek lazım. Kendine gurur duy zaten. Ama böyle bir şey yok. Alıyorlar en iyi oyuncuyu, çöp ediyorlar. Voleybolu bıraktırıyorlar, gönderiyorlar Türkiye'ye. Bir sürü adam var böyle. Voleybolu adam çünkü çok zor bir yer Türkiye. Deplasmanları zor, antrenmanları zor. Ya Türkiye'de Yani her şey hakikaten çok zor. Yani futbol bazında da öyle, basketbol bazında da öyle. Yani normal hani standart bir hayatta da aslında hani herhangi bir işte de her şey çok zor oluyor. Ya şeyi de bağlamak istiyorum şimdi. Hep yeni isimlerden bahsettik. Aslında Galatasaray'da da bir yeni bir isim
baş antrenörlüğe getirildi bu sezon. Umut Çakır Galatasaray'da hani yeni sezonda baş antrenörlük görevine getirildi Nedim Özbey'in sonrasında. Bu konudaki görüşlerin nedir peki kaptan? Ve aynı zamanda şunu da merak ediyorum esasında. Sen antrenörlüğe devam etmek, antrenörlüğe biraz daha yönelmek istediğini belirttin. Hani burada Galatasaray'dan hiç takımda kalman için bir teklif geldi mi acaba yeni yönetim tarafından? Çünkü Ali Yüce de mesela hani yeni yönetimin sportif AŞ kısmında yer alıyor. Yani o tabii bir iki kişiye bahsettim ben bu konuyla alakalı. Onlar da aslında çok sıcak baktı. Orkun da çok sıcak baktı. Turan Bey de çok sıcak baktı ama şimdi Ali Yüce benim biraz daha tecrübe kazanmamı istiyor. Yani dediğim gibi onların düşünceleri bizim için tabii ki değerli. Ama bizim düşüncelerimiz onlar için sadece zamanı vara olarak değerlendiriyorlar. Şimdi mesela Umut'un antrenör olması zaten Umut yaklaşık 8-10, 8-9 yıldır orada. Ve Evet. bütün antrenmanları da o yaptırıyor. Aslında zaten bütün oradaki gelen bütün oyunculara, gelen giden bütün oyunculara, yani 100 tane sporcu geldiyse hepsi dokunmuş, hepsini geliştirmiş veya geliştirmemiş bir insan zaten. Zaten tanıdığı bildiği isim Galatasaray'ın. Hani bence denemesi doğru. Bence onun bir denenmesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi 10 yıldır zaten bir şeyleri deniyorlar. Yani Galatasaray için bir şey deniyor. Şimdi antrenörlük bence başarıda %51 takımı kurabilmek. Yani takımı kurabilirsen %51 zaten başarılısın. Anladın mı? O Anladım. yüzden diyorum. Aldığın oyuncuyu bak, getirmek, geliştirmek, başarılı elde ettirip satmak. Bence en büyük başarı bu 4-5 tane öğeyi bir yere getirmek. Şimdi buna bakmak lazım. Önce geçmiş, madem çok tecrübeli insanlar bazı. Kaç kişiyi geliştirmiş, kaç kişileri bir yere satmış. İşte mesela Adis'te Mirza'yı buldular, geliştirdiler. Bir yere sattıklarında kendileri beğenmiyorlardı. Şimdi ama arkasına gidince arkasında orada Glenn Hogan dokunuşları, işte yerde oradayken yani bir anda inanılmaz, anladın mı? Yani şimdi onu göreceğiz. Bu bir sınavdır. 8-9 yıldır burada ikinci baş antrenör olarak onun arkasında olan bir insan için bence hak edilmiş bir şey. Tamam, güzel. Ama takımı Türk pasörle kurması birinci artısı. Selçuk'un oraya geri gelmesi gerçekten büyük bir artı. Hak ettiği de bir şey. İşte takımın kurgusu, alacağı transferler çok önemli. Yani yapacağı transferler bir anda 9 da olabilirler. Anladın mı? İlk 4'e de girebilirler. Ama maalesef bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. İşte başarılı olursan devam ediyorsun. Başarılı Evet. olmazsan gönderiyorlar. Ama nerede? O şampiyonluğu yaşamış. O kulvarda sürekli olan insanlarda. Bir dikkat et. Fenerbahçe. Neden? Adam hep final oynamış, kupada almış, şampiyon olmuş, bir şeyler yapmış. Erkan abiyle bir anda yollarını ayırdılar. Yani 3 kat daha fazla para vererek yabancı antrenör getirdiler. Şimdi Galatasaray bunu yapmıyor. Galatasaray her zaman böyle başarılı olursa olur, olmasa da sıkıntı değildir bir zihniyet var voleybolla alakalı. Kadınlarda ilk tane 4 tane takımın 35-40 milyon harcadığı yerde ya biz ne kadar harcasak harcayalım biz zaten 5 olacağız deyip 5.'de kurulan bir takım. İşte ne kadar şey yaparsak yapamayız, geçemeyiz. İşte ilk 3, ilk 5'e kuralım diye. Hani Fenerbahçe'nin hedefi şampiyonluğu, arkasında hedefi şampiyonluğu, Ziraat'ın şimdi şampiyonluğu var. İşte Halk Bankası'nın şampiyonluğu. Şimdi böyle bir yerde günü geçirmeye çalışmak mı? Yoksa hedefleri her şeyi değiştirip anladın mı? Şampiyonluğa takım kurmak mı? Yani bence bakacakları şey bu. Galatasaray'da 16 tane şampiyonluk var Galatasaray'da. 16 tane. 16 tane Türkiye şampiyonu erkeklerde. Türkiye'de rekor onda. Bak inan bana bu tarihe bir bak. Tarihteki Galatasaray'ın 16 tane şampiyonluğu hiçbir branşta, hiçbir kulüpte yok. Ama bunun değerini bilen insanlar değiller. Galatasaraylılarına güveniyorlar. Galatasaray üyeliğine güveniyorlar. İşte tamam güzel ama voleybol onlar için neden? Çünkü çoklu branş. Futbol onlar için her zaman ön planda. Galatasaray şimdi işte bir Arap firmasıyla, Katar firmasıyla birleşti. Para buldu, bir şeyler yapmaya. Tamam güzel. İşte bütün takımların yapması gerektiği şey aslında bu. Ama Galatasaray, Fenerbahçe'de çok branş olunca ilgi, alaka işte 500 tane insan gelsin mesela inanılmaz kalabalıktı diyoruz mesela. Ya ben arkasında oynarken 5.000 kişi oynadık biz. Evet. Hani 5 gelsin maça inanılmaz taraftar vardı şöyle falan. Kadınlar da biraz daha bu işi becerebiliyorlar. Bedava biletle, reklamla, işte sürekli kadına destek projeleriyle, kadın bir şeyleri başarır. O böyle reklamların dönmesiyle bir anda bir yerlere getirdiler yani. Gerçekten.
Erkekte bu olmuyor. Erkekte biz Rusya'yı yensek de bir şey değişmiyor. Fransa'yı yensek de bir şey değişmiyor. Çünkü Fransa ne kadar değerli bir takım olduğunu Fransa'yı takip etmiyor ki insanlar. Ya Fransa'yı yenmek, dünyadaki en iyi takım yenmek zihniyeti insanlarda yok. Adam Fransa'nın bir kere voleybolun nasıl oynadığını bilmiyor. Yani o takımı bir kere izlemiyor. Şimdi izlemeyince sen ne kadar destek verirsen ver, başardığın başarıların ne kadar büyük olduğunu farkında bile değil. O yüzden küçümsüyor işte. Aa, onu mu yendiler? Aa, efendim, bunu mu yendiler? Aa. Şimdi, erkek voleybolun başka bir şeye ihtiyacı var. Basketboldan iki tane, üç tane federasyondan adamı, bu işleri marka direktörünü yapmış insanları bence voleybola kazandırmak lazım. Bak gerçek söylüyorum. Hadi bizi almıyorsunuz madem. Gidin basketboldan insanları alın. Basketboldaki o marka değeri nasıl yükselttiler? Nasıl farklı bir bakış açısı kazandırdılar? Oyuncuları nasıl geliştirdiler? Al, koy voleybola. De ki ben de anlamasınlar voleyboldan. Sistemi sana öğretsinler. Bak inan. Bir dikkat et ya. Yani izlediğimiz, 20 yıl önce izlediğimiz bütün iyi basketbolcular şu an bir takımın başında. Her takımın başında. Bir şey olabilir mi peki kaptan? Hani aslında hani Voleybol Federasyonu bazında dışarıdan, yani dışarıdan bir insana sorsanız Voleybol Federasyonu ile alakalı yorum çok pozitif olur. Çünkü ya büyük çoğunluğu da hep kadın voleyboldan kaynaklı olur. Ama hani baktığımızda erkek voleybolda da hani Avrupa ikincisi olmuş bir takım var. Fakat hani medyada da çok fazla yer bulamadı buna rağmen. Yani burada federasyon neleri sence eksik yapıyor bu kadar? Yani yoksa Feda. hani çok önem verilmiyor mu burada? Çünkü dediğim gibi hani daha bir hafta önce Avrupa ikincisi oldu takım ve yani ben maçı da izledim. Üçüncü seti belki biraz şanssız şekilde biraz kaybedilmemiş olsa belki de Küba'yı yenerek bir şampiyonluk da elde edilebilirdi. O şey, o bir yere katılma hakkı aslında. O eleme, yani bir üst seviye var. Yani Fransa'nın, İtalya'nın, Brezilya'nın o tarafta oynadığı biz alt litteyiz. Yani bizim aslında bu VNL dedikleri şey oraya çıkabilmek için bir elemasyon usulüydü. Onu kaybettiler. Yoksa Avrupa ikinciliği falan değil bu. Hani veya işte Avrupa, onu kazansak Avrupa şampiyon olurduk yani. Öyle bir şey yok. Yani Avrupa şampiyonası farklı bir, dünya şampiyonası farklı, Doğru. olimpiyatlar bambaşka. Buraları da başarı kazandığın zaman zaten bir yerler. Yani kadınlar bunu iyi yapıyor. Ama kadınlar dediğim gibi yani şöyle bir şeye başladı bundan 15 yıl, 20 yıl önce işte. 1,90'lık kız aramaya başladılar. İşte 1,89'luk, 1,95'lik insan aramaya başladılar. Kadın voleybolunda bir milat olmaya başladı. Çünkü İtalya'da, Fransa'da, Rusya'da böyle uzun 2,5'lik kızlar vardı. Bir anda eski kadın voleybolculara bir bakar mısın? Özlem Özçelik'ten, Natalya'dan başka hangisi uzun? Kaç tane adam sayarsın? Evet. Hadi bırak biraz daha geçmişe git. 40 yıl önceye git. 1,80'lik oyuncu yok. Şimdi buraya gelen o vizyonlu antrenörler, Rus olsun, İtalyan olsun, işte birileri geldi, Azerbaycan falan birileri geldi hatırlıyorum. Onlar şeyi başlatmaya başladılar. Voleybolda 2,24 file var. Elini kaldırır zaman bu kadar geçiyor kız. Biraz çalıştırsak, çok fazla atletime gerek yok, antrenmana da gerek yok. Biraz çalıştırsak beceririz zaten deyip 1,90'lı kızları almaya başladılar. 1,80'lerin hepsini harcadılar. 1,79 uzundur. Hepsini harcadılar. Vakıfbank da mesela kapısında yazıyor işte altyapılar için. Diyor ki işte 2007 doğumlu 1,90'lık boy arıyoruz. Onun altında gelmesin. Eczacıbaşı bir şey yazıyor. Böyle bir şey başladı artık, biliyor musun? Hani erkekte bunu yapamıyorsun. Erkekte herkes almak zorundasın. Hem uzun olacak, hem yetenekli olacak, hem çalışmaya müsait olacak, hem zeki olacak, okulda da başarılı olacak. Yani 5 tane ögeyi tutturma şansın yok. O yüzden çok zor. O yüzden tarama yaparken Tokat'tan tarıyoruz. Tokat'tan bir adam getiriyoruz. 2,5. Harika. Ama kalacak yer veremiyorsun. Yemek veremiyorsun. Para veremiyorsun. Adam bir sene sonra köyüne geri dönüyor. Kadın da öyle değil. Kadın da her işte kadın voleybol deyince, kadın deyince her yerde 3 tane kapı açılıyor bir anda. Onların da en büyük avantajları takımlarının kadın takımlarına daha çok ilgi duyması, yönetim olarak daha fazla desteklemesi. Erkeklerde destek bulamazsın yani. İşte 5 tane takımdan sonrasında bir bak, BDR hep kapatır. Her sene birileri düşer, birileri kapatır. Seneye biri düşecektir, biri kapatacaktır, öbürkü olacaktır falan. Çok zor takım olacak. Federasyon orada şey yapamıyor. Yani federasyon kim başvurursa tamam hemen alıyor. Yani ben onu dedim ya, nasıl iş ya? Şimdi kadın takımı gidiyor 4 tane deplasmana. Ankara, İstanbul, işte İzmir de yok galiba onlarda. Ankara, İstanbul'da geçiyor bütün hayatları. Bir iki defa sadece farklı bir geçiyor. Bizim de Şırnak, Mardin, Cizre, oradan Sorgun, oradan Tokat, şark hizmeti gibi. Yani her hafta binlerce kilometre yapıp bir de uçaklar her zaman uçmuyor oralara. Yani bir planlama yaparken 3 gün önce, 3 gün sonra maç var, planlama yapamıyorsun. Uçak çünkü bir defa sabah kalkıyor, akşam kalkıyor. Başka uçak yok.
Şimdi nasıl yapacaksın, nasıl gideceksin? Erkek tarafı çok zor. Anladım. Erkek tarafı tabii ki bütün şehirler, bütün girsin ama sen bütün şehirlerin planlamacısın, federasyon olarak seyahat planlamacısın. Sen yapmıyorsan biz bir yarım saat gidemeyelim veya bir uçağı kaçıralım, federasyon bizi 3-0 mağlup ilan edeceğini söylüyor. Planlamanı yapsın diyor. Hayır, bunun planlaması sen yapman lazım. Basketboldaki gibi bütün her şeyin belli olması gerekiyor. 2 haftada bir program açıklıyorlar. 2 haftada bir. Basketbolda tüm yılın 12, 10 ayın planı var, programı var. İnanılmaz bir şey yani. Bizde 2 hafta sonra ne olacağını bilmiyorsun. Böyle 2 haftalık açıklıyorlar. Çünkü zor, hani birileri Avrupa Kupası oynuyor, birileri Şampiyonlar Ligi oynuyor falan filan derken. Ama erkek tarafı, diyor mu sana yani? Şırnak'tan dönüyorsun, 2 gün sonra alakasız bir yere gidiyorsun. Hani yolculuklar da çok uzun, deplasman. Ama o yüzden yatırım yok. Beşiktaş küme düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi küme düştü. Arkas, Altekma, İzmir, 2 tane takım var. En azından İzmir'e yetiyor. İstanbul'da en az 5 takım olmalı. En az. Ankara'da en az 5 takım olmalı. Çünkü birisi başkent. Başkent tam Türkiye'nin tam ortası. Ankara'da Ziraat Halk Bankası, Spor Toto. İşte 3 tane takım var. Yani onlar da devlet destekli olduğu için devam ediyor. İşte ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Bütün şehirlerin takımları girmeli futbol gibi. Bursa Spor girmeli. İstanbul Spor girmeli. Ankara. Yani bunlar da devam etmeli. Yani yoksa Ziraat Halk Bankası'nı destekleyen devlet kurumları versin 40 trilyonu, diğerleri cebelleşsin dursun belediye. Çok zor şart, bir kere şartlar eşit değil yani. Bir kere Sorgun'a gittiğimde onu anladım. Yani gittim ben Sorgun'a, maaşımızı gösteriyordu 2800'den. Ne olduğu belirsiz, ne yaptıkları belli değil. Yani bir şey istiyor aslında başkan ama birilerine bırakmış. Kime bıraktıkları, onlar da bir şey uğraşsın istiyor ama işte bak geçen sene kapattı işte. Hanım adam çünkü hep 9 oluyor, 10 oluyor, 11 oluyor, 12 oluyor. Bir sürü de para harcıyor. Yani oranın, o şehrin parasını harcıyor. Ama kimse şeyi sorgulamıyor yani. Ya ben bir İstanbul'dan bir gerçekten Giovanni gibi bir adam bulayım da getireyim buraya koyayım demiyor. Yani başarıyı Vakıfbank onu getirerek sonra da arkasına durarak yaptı. Şimdi ben gitsem yarın bir yerde antrenörlük yapsam benim arkamda seneye durmayacakları için, anladın mı? Sana zaman vermeyecekler. Türklere çok zaman vermiyorlar. Kime veriyorlar? Bir dikkat ettikte arkasında destek olan, işte sürekli bir yerden torpili olan insanlar ilk de bir yerlerde kalıyor, devam ediyor. Yani doğu tarafı diyor ki ya bizim tarafa insanlar gelmiyor, doğuda yaşamak zor. Hayır, sen bir sistem oluşturursan, para değil. Diyor ki ben çok para verirsem değil. Hayır, sen burada bir salon yaparsan, sen taraftara küfür ettirmezsen, sen taşkını çıkarmazsan, sen muhteşem bir eğlence ortamı yaratırsan, buradaki her sporcu oraya gelir. Herkes her yere gider. Adamın oraya gelmeme sebeplerinden bir tanesi salonun kötülüğü. Yani anladın mı? Bu kadar basit. Salon kötüyse, çalışma ortamı kötüyse, yattığı yer kötüyse o adama, onlar zannediyor ki çok para verirsek gelirler. Ya öyle bir dünya yok. Tabii bu böyle sezon başında bir toplantı oluyor, federasyonun yaptığı toplantı. Yani 1 saat 2 saat konuşuyor diyorlar. Güzel dilekler, ondan sonra devam ediyor. Her sene 5 takım kapanıyor böyle burada. Haberleri yok. Çoğu böyle çünkü 5 tane daha gelir diye düşünüyorlar. Ama 10 yıl sonra takım bulamayacaklar. Bambaşka bir lig oynayacak böyle. Farklı bir lig oynanacak yani. Biliyor Kaptan, birçok konuyu çok açıkladın. Yani son olarak da şeyi sormak istiyorum aslında. Galatasaray'da böyle unutamadığın komik veya yani aklında yer eden bir anın var mı? ya çok ya var tabii ki. O anda böyle çok güldüğümüz bir sürü şey var ama açıkçası ya böyle hani insanları böyle çok böyle etkileyecek, güldürecek şeyler. Bir düşüneyim, başka programda yaparız. Ama inan zaten bak oradaki Aykut var, bizim işte sağlık başkanı diyorum ben ona. Onunla mesela geçen zamanın hepsi zaten komik. Yani onunla geçirdiğin her zaman, kaybetsen de maçı, kaybetsen de veya kötü bir sakatlık bile yaşasan. İşte geçen 30 yıl boyunca voleybol oynadım. 3 defa sakatlandım 30 yılda. Geçen yöneticilerle maç yapıyoruz işte şeydeyken, Galatasaray'dayken. İşte yöneticiler, aileler, yöneticiler. Çok güzel bir ortam oluşturduk. Böyle ertesi günde Sivas'a gideceğiz. Türkiye Kupası yarı finali var. Ben de 6 numara duruyorum. Böyle hiçbir şey yapmıyorum. Bir abilerin teki yani, bir tanesi artık koşarak geldi benim ayağıma. Bileğimi bayağı bir döndürdü. Şu an mesela hala 3 aydır iyileşmedi. Bağlarım koptu. Şimdi saat gece 9, 10. Aradım Aykut'u. Ayağım ağrıyor. Sor. Aykut diyorum, sakatlandım. Onun böyle
kendi lisanıyla küfür ediyor karşı taraftan. Diyorum ki Aykut sakatlandım. O oradan geldi. Sağ olsun Hulusi oradan geldi. Serdar diye bir arkadaşım üçü geldi. Ya Ersun Gün, ben oyuncu değilim yani. Ben artık menajerim. Ben sakatlandım. Ayağım davul gibi. Sivas'a gidemedim mesela. Bu trajikomik bir hikayede beni 2 gün boyunca mesela ağlamam gereken yerde güldüren iki insan var işte. Yani birisi Hulusi Coşkun, birisi Aykut Yılmaz. Onlar, o yüzden Galatasaray'da insanları güldüren en büyük komik olaylardan bir tanesi budur ya. Bizde öyle çok böyle şey olmaz. O anda maç antrenman içinde mesela biri yüzüne top yer, gözü bu kadar şişer. Herkes buna güler. Ama mesela o anlık bir şeydir. O nasıl bir hafta sonra unutulur gider. O yüzden eğlenceli şeyler çok oluyor. Ama böyle herkesin böyle dediğim gibi ya kahkaha atacağı bir şey hatırlamıyorum ya Can. Çok teşekkür ediyorum kaptan, ağzına sağlık. Yani birçok konuda çok Evet. çok bilgilendirici bir yayın olduğuna inanıyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoları beğenirseniz de çok sevinirim. Umarım kaptan bir gün çok büyük bir antrenör olduğum ve hani kafamdaki her şeyi başarabildiğim bir gün tekrar bir Evet, yayın inşallah. yapabilirim. Kendine iyi bak kaptan. Sağlıklı günlerle Çok kal. Size de sağ olasın. teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın.